Murat Ağır El, kim bu adamlar, kim bu baronlar? Sıcak paranın ülkeye girişi için uygulanan politikalar, yabancı suç örgütlerinin Türkiye'ye girişini kolaylaştırıyor. Gazeteci Timur Soykan tek tek yazıyor, anlatıyor. Kırmızı bülten ile aranan çete liderleri ülkemize geliyor, geldiği yetmediği gibi burada çatışmaya katılıyor, infazlar yapıyor. Peki bu kişiler nasıl olur da bu kadar rahat ülkemize gelebiliyor? Sorularıma cevap ararken ben de ilginç bilgilere ulaştım. Adı Masud Zakaria, 1995 Avustralya doğumlu. Suç örgütü lideri olarak Avustralya'da aranıyordu. Interpol araması da var. Suçları ne? Suç örgütü üyeliği, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı. Zakaria balıkçı teknesiyle Malezya'ya gidiyor, sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Sonra İstanbul'a, ardından karayolu ile Bodrum'a gidiyor. Polis, Zakaria'nın Bodrum'a geldiği bilgisini alınca operasını düzenleyerek gözaltına alıyor. Zakaria'nın yanında eşi, çocukları ve korumaları olduğu öne sürülen 10-15 kişilik bir grubun bulunduğu ortaya çıkıyor. Mahkemeye sevk ediliyor ve tutuklanıyor. Mahkeme kararında tutuklanma gerekçesi olarak şüphelinin üzerine atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcudiyeti, şüphelinin atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunması, delillerin toplanmadığı, şüphelinin sabit adresinin olmadığı, kaçma şüphesinin bulunduğu şeklinde sıralanıyor. Zakaria'nın avukatları 2022 yılında 36.1.612.936 başvuru numarası ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na başvurarak ikamet izni alıyor. Ardından avukatı, Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğuna itirazda bulunuyor. İlk itirazda Masud Zakaria tahliye ediliyor. Bakın işte bu kadar basit. Avukatını aradım görüştüm. Türkiye'ye pasaport ile girdiğini, sabit adres alındıktan sonra yaptıkları tahliye başvurusunun kabul edildiğini beyan etti. Dosyayı başka meslektaşlarına devrettiğini belirtti. Kaçma şüphesi, adresinin sabit olmadığı şüphesiyle kaç Türk vatandaşı hapiste tahmin edemezsiniz. Yapılan tüm itirazlar ise reddediliyor. Diğer ulaştığım bilgi daha da vahim. Adı, Libya asıllı Gefaraj Mahmut. Türkiye'ye 2014 yılında Kaddafi devrinin sona ermesinden sonra yasal yollardan ailesiyle geliyor. Beyanına göre Türkiye'de 5-6 milyon TL'ye Bahçeşehir'de 4 tane ev alıyor. Bir medikal firmasına da ortak oluyor. Mahmut bir metro istasyonunda kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınıyor. Nedeni 2018 yılında Türkiye'de G87 kodu uygulanması yani G87 kodu konulan kişi genel güvenlik açısından sakıncalı veya terör bağlantılı olabileceği değerlendirilen yabancılara uygulanan madde. Sınır dışı etme kararında IŞİD şüphesi yazıyor. Emniyet ve mahkeme işlemlerinden sonra bu kişi serbest bırakılıyor. Hakkındaki G87 kodunun kaldırılması için başvuru yapıyor, tahdit uygulamasının kaldırılması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıyor aracılar bu kişinin geri gönderilmemesi için devreye giriyor. Eski başbakan yardımcısı Emrullah işlere ulaşıyorlar. Emrullah işler yapılabilecek herhangi bir şeyin olmadığını belirtiyor. Emrullah işleri aradım görüştüm. Sayın işler, doğrudur. Tam hatırlamıyorum. O dönemde bana bu şekilde çok fazla başvuru geliyordu. Gelmesi de gayet doğal. Tam hatırlayamadım ancak sizin de belirttiğiniz gibi yapılacak herhangi bir şey olmadığını bildirmişiz, dedi. İddiaya göre bu kişi Libya'da askeri organizasyonlar yapıyor. Türkiye'de şirket kurup Suriye'deki terör örgütleri ile irtibata geçtiği iddia ediliyor. Mahmut ve avukatları ise mahkemeye itiraz ediyorlar ve bir takım belgeler sunuyorlar. Sundukları belgeler kritik. İddiaya göre sundukları belgelerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmacı olduğu Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Formu toplantısı fotoğrafları bu toplantıya kabul edildiğine dair deyikten gelen kayıt onayı bile var. Sonrasında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eylül 2022 tarihinde yürüttüğü IŞİD terör örgütüne müzahir şahıs, şahıslar ile ilgili soruşturmada da Gefaraj Mahmud'un ismi şüpheli olarak geçiyor. Terör örgütleriyle ile irtibatlı olduğu iddiası ile gözaltına alınıyor. Sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim ediliyor. Peki sonuç ne oluyor? Sınır dışı etmeyi bırakın yapılan itiraz kabul ediliyor ve Ocak 2023 tarihinde mahkeme kararı ile salı veriliyor. Öğrendiğim son duruma göre de hakkındaki sınır dışı kararı ve G87 kararı ise devam ediyor. Ülkemizde kimler yaşıyor, nasıl ayrıcalıklara sahip oluyorlar? Bu kişilere tanınan haklar ve hukuki hoşgörü Türk vatandaşlarına asla ama asla gösterilmiyor.